Namazdan sonra yapılan dua ve zikirler. Resulullah Aleyhisselam'ın namazlardan sonra yaptığı başlıca dua ve zikirler şunlardır. 1. 3 defa Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim. Veya 3 defa Estağfirullahel azimellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileh diye dua etmek. Anlamı şudur. Ulu olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, hay ve kayyum, başlangıcı ve sonu olmayan, hayat ile diri, zatı ve kemaliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafazasında biricik mutlak hakim olan Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Bunun dayandığı delil, Sevban radıyallahu anh'tan nakledilen şu hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verince, bir rivayette namazı bitirince 3 defa Estağfirullah der ve şöyle söylerdi. Allahümme enteselamu ve minkesselamu tebarekte ya zel celali vel ikram. Daha sonra şöyle derdi. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetike. Ey Allah'ım, bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme konusunda yardımcı ol. Hazreti Peygamber aleyhisselam Muaz İbni Cebel'e her namazda veya her namazın sonunda bu duayı yapmasını tavsiye etmiştir. Ayetel Kürsi'yi okumak. Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet edilen haberde şöyle denilmiştir. Kim farz namazdan sonra Ayetel Kürsi ve İhlas Suresini okursa cennete girmesine bir engel kalmaz. Namazlardan sonra Allah'ı tesbih etmek. 33 kere Subhanallah. Allah'ın bütün noksanlardan uzak olduğunu ilan ederim. 33 kere Elhamdülillah. Her türlü övgü, hamd Allah'a mahsustur. 33 kere de Allahu Ekber. Allah her şeyden yücedir denilir. 100. de şöyle denir. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir. Bunun delili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadistir. Kim her namazın arkasından 33 kere Allah'ı tesbih eder, 33 kere Allah'a hamd eder, 33 kere de Allah'ı tekbir ederse, bunların tamamı 99 olup, Allah'ın güzel isimlerinin Esma-i Hüsna sayısı kadardır. 100. de Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah yalnız O'dur. Ortağı da yoktur. Bütün mülk O'na aittir. Bütün hamd ve sena O'nadır. O her şeye kadirdir derse, denizin köpükleri kadar günahları olsa bile bağışlanır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen rivayet şöyledir. Resulullah aleyhisselama denildi ki, konuşan kişi Süfyan radıyallahu anh idi. Ey Allah'ın elçisi, malı olan ve cömertlik edenleri ecri alıp götürüyor. Bizim yaptığımız duaları yapıyorlar, Allah yolunda harcıyorlar. Biz ise infak edemiyoruz. Allah'ın Resulü buyurdu ki, dikkat edin, size yaptığınız zaman öncekilere yetişeceğiniz, sizden sonrakilerin de önüne geçeceğiniz bir amel bildiriyorum. Her namazın arkasından 33 kere Allah'ı hamd, 33 kere tesbih ve 34 kere de tekbir edersiniz. Daha sonra namaz kılan kişi ve imam, kendisi ve Müslüman kardeşleri için dilediği kadar dünya ve ahiret hayırlarını ister. Duaların en faziletlisi sünnetle gelen dualardır. Bunlardan birisini Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet etmiştir. Sa'd
radıyallahu anh oğullarına, çocuklara yazıyı öğretir gibi şu kelimeleri öğretir ve şöyle derdi. Resulullah aleyhisselam her namazın ardından şu dualar ile Allah'a sığınırdı. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, düşkün ve bakıma muhtaç bir ihtiyarlık halinden sana sığınırım, dünya fitnesinden sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. Duanın adabı. Duada eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Bunda güçlük olursa yapabildiğince kaldırılır. Ellerin duada tabii bir açıklıkta tutulması, matluba daha uygun düşse gerekir. Duaya Allah'a hamd ve Resulüne salatü selam ile başlanır ve sonu yine elhamdülillah diyerek tamamlanır. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurur. Cennette müminlerin dualarının sonu, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'ındır sözü olacaktır. Nitekim duaların sonu bu manaya uygun olarak şu ayeti kerime ile bitirilmektedir. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Anlamı: senin güçlü olan Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Namazlardan sonra Allah'ı zikretmek, mesur duaları yapmak ve istiğfarda bulunmak sünnettir. Bu dua ve zikirler sabah ve ikindi namazında olduğu gibi farzdan sonra veya öğle ile akşam ve yatsı namazlarında olduğu gibi son sünnetleri bitirdikten sonra yapılır. Çünkü istiğfar namazın eksikliklerini karşılar, dua, ecir ve sevaptan pay alma yoludur. Namazın sonundaki dua ve zikirler prensip olarak gizli yapılır. Ancak imam cemaate öğretmek maksadıyla öğreninceye kadar açıktan zikir ve duada bulunabilir. İmam namazın sonunda cemaate doğru döner, sol yanını hafifçe mihraba doğru döndürür. Hazreti Semure'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndürürdü. Bera İbni Azib radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ yanında durmak isterdik. Çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu.